Herkese kucak dolusu sevgiler. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben de evlerinize hoş geldim. Biliyorsunuz her cumartesi günü saat 10'da bundan sonra sizlerle birlikte olmayı planlıyorum. Ve mümkün olduğunca da bu düşünceme sadık kalacağım. Bugün karşınıza geçtim. Neden geçtim? Niye geçtim? Bir film vardı ya, neden diye bir sor. Tabii ki. Kendimi anlatmak istiyorum, ailemi anlatmak istiyorum, neden bu kanalı açtık, neler planlıyorum, amacım nedir, sizleri aileme neden katmak istiyorum. Bunları anlatacağım şimdi. O zaman başlayalım. Öncelikle ben Fam ailesinin, yani Filiz, Aden, Murat üçlüsünün oluşturduğu ailenin ana kraliçesiyim. Tabii böyle anlatmak lazım. Şöyle anlatabilirim ben kendimi. Çok uzun da bir özgeçmişimi size tabii ki burada anlatmak istemiyorum sıkmamak adına. 27 Nisan 1987 yılında Tokat merkeze bağlı Günevi köyünde dünyaya geldim. Ben 3 yaşına kadar, ki ailenin en küçük üyesi benim bu arada. Ben 3 yaşına kadar orada köyümüzde yaşamışız. Sonrasında Tokat merkeze taşınmışız. Sonraki hayatım evlenene kadar orada geçti. Şöyle aileme dair de kısa bilgi vermek istiyorum. İki abim var. Anne babam ilkokul mezunu. Babam traktör tamircisi. Çocukluk çağından itibaren köyden yürüyüp merkeze gelip sanayide traktör tamirine dair bir alaylı olarak eğitim alıyor aslında. Sonrasında kendi dükkanını açıyor. Kendi çalışanları oluyor. Ve yaş ilerledikten sonra da mesleğini bırakıyor, traktör galericiliğine doğru yeni bir iş hayatı açıyor kendini ve o şekilde devam ediyor şu an. Büyük abim, Mehmet abim, o da yedek parça üzerine bir işletmesi vardı. Maalesef çok üzücü bir olay sonucunda biz abimi kaybettik. Bu konuya çok girmek istemiyorum ama aslında o hala var bizim için. O şekilde de devam ediyoruz diyebilirim. Diğer abim de o da hayatını tıp alanında devam ettiriyor. Yani doktor kendisi. Tunceli'de görev yapıyor. Üroloji alanında. İsmini söylemedim sanırım Cemil abim. Şimdi haksızlık olması ve en küçük üyeleri de benim zaten. Annem ev hanımı. Annem de bizlere bu şehir hayatına adapte olabilmek için, yaşam kavgası verebilmek için elinden geldiğince işte bir bahçe almışlar, onu ekip biçmiş, ev ekonomisine o şekilde katkı vermiş. Gerçekten emektar bir insan. Sizleri çok seviyorum, bunu da söylemeden geçmek istemem. Ve ailenin en küçük üyesi ben, Filiz. Lise hayatım dahil aslında Tokat merkezde geçiyor. Sonrasında üniversite hayatım başlıyor. Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum ve oraya yerleşiyorum. 4 yıl boyunca orada oluyorum. Ve sonrasında okul bittikten sonra ben de iş hayatında şanssız olan insanlardan bir tanesi oluyorum. O süre zarfında İstanbul'a gidiş, sonra Tokat'a geliş, tekrar İstanbul'a gidiş, sonra Tokat'a geliş gibi kısa süreli işlerim oluyor. Ama en son Tokat'ta yine kendimi buluyorum ailemin yanında. Orada babamın yanında traktör tamirciliği yaptığı zaman bir serviste yapıyordu o zaman. Çalışmaya başlıyorum ama çok alakasız bir iş yapıyorum. Ön muhasebe. Değil mi? İletişim Fakültesi'nin ne işi var? Ön muhasebeyle. Ama olsun, halkla ilişkiler, müşteri ilişkiler diyebiliriz buna. Bana da çok kattığı şeyler var ama onu söylemeliyim. Böyle devam ediyorum. Yaklaşık bir 4 sene orada çalışıyorum. Sonrasında 2016 yılında ben Murat'la evlendim. Eşim kimya mezunu. Yüksek lisansında kimya üzerine yapmış ve Tokat'ta okudu. Ve zaten o şekilde tanıştık. Ortak bir derneğimiz vardı Tokat'ta. O oraya gidiyordu. Ben de oraya gidiyordum orada derken. Bir vesile oldu bize açıkçası. 2016 yılında Nisan ayında biz evlendik ve İstanbul'a yerleştik. Çünkü eşimin ailesi İstanbul'da yaşıyor ve eşimin işi de İstanbul'da haliyle. Belki de birçok üniversitenin yaşadığı, yani mezunun yaşadığı durumu biz de yaşıyoruz. Eşim de mezun olduğu alana dair bir işte iştigal etmiyor. Her bir sektörde mağaza müdürü olarak çalışıyor. Sonrasında yıllar geçerken
diyerek devam ediyorum. Sonrasında 2018 yılında hayatımıza büyük bir değişim yaşandı. Temmuz ayında, 6 Temmuz'da bir tane melek geldi bize. O da kızım Adel. Hayatımız çok daha renklendi. Bazen çok daha karmaşıklaştı. Bazen çok hüzünlü, çok acılı oldu diyebilirim. Ama gerçekten iyi ki geldi dediğim bir dönem yaşadım. Ve halen yaşıyorum. Biz 3 kişilik bir aileyiz. Eşimin ailesi İstanbul'da, benim ailem Tokat'ta. Biraz hani bizler, ben özellikle özlem ve hasret konusunda sıkıntılar yaşıyorum. Ama alıştık diyebilirim. Çünkü 2016 yılından bu tarafa buradayım. Şimdi çok uzun bir video olsun istemiyorum. O yüzden kendi hayatımızda yaşadığımız güzel anlar, deneyimlediğimiz durumlar, tecrübe ettiğimiz şeyler olsun. Evet, güzel. Ama ben sadece kanalımda şunu yaşamak istemiyorum. Yani temizlik yapan bir kadın, alışveriş yapan bir kadın veya sadece gezen bir kadın. Bu olsun istemiyorum. Evet, bunlar da olmalı. Ama ben kanalıma ekstra bir şeyler daha katmak istiyorum. Belki de mesleki bir gereklilikten de olabilir. Çünkü içimde kalan bir durumdur gazeteciliği yapamadığım için kendimce imkanları dahilinde belki de bu alanda da yapmak istiyorum bir şeyler. O yüzden kanalıma ekstra bölümler ekledim ben. Söyleyeceklerim var bölümü. Bu benim için çok özel bir bölüm. Belki bakacaksınızdır, bir video var. Ama bunu devam ettirmek istiyorum. Özel konularla ilgili, önemli konularla ilgili, problem yaşadığımız konularla ilgili sadece kendimin söylediği değil, konuklarımın olmasını istiyorum. Yani bu konuklar derken elbette ki arkadaşlarım, çok değer verdiğim arkadaşlarım, düşüncesine önem verdiğim insanların da yer almasını istiyorum. Diğer bir bölüm, bir başarı hikayesi. Bu bölüm de benim için yine çok önemli bir bölüm. Yine bir video var ama aklımda gerçekten çok güzel konular var. Başarıyı sadece milyon dolarlara, milyar dolarlara ben sığdırmak istemiyorum. Bunun da doğru olduğuna inanmıyorum. Bana çok da samimi gelmiyor. Küçük bir işletmenin yıllar içinde geliştirmesi çok önemli bir şeydir ve benim için bir başarıdır. Veya bir insan hayalidir, bir ev yapmak istemiştir, çalışmıştır, dilinmiştir ve bu hayalini gerçekleştirmiştir, bir başarıdır. Veya bir kitap yazmak istemiştir, şiir, anı, hikaye, roman, hiç fark etmiyor. O onun hayalidir ve onu yapmıştır. Bu bir başarıdır. Buna benzer her şey benim için bir başarı. Herkes görsün. Herkes izlediğinde yani sıkılsın istemiyorum. Çünkü bazen ben de izlediğimde sıkıldığım kanallar oluyor. Yani hani videosunu başlayıp da bıraktığım şeyler de oluyor. Ben kendi videolarımda o olsun istemiyorum açıkçası. Yani çok düşündüğüm şeyler var. Ama şunu da söylemek istiyorum. Evet, ben yeni yeni çekiyorum tam anlamıyla, düzenli olarak. Çektikçe de çok daha öğreniyorum. En iyi yapmam gerektiğini öğreniyorum ya da neyi yapmamam gerektiğini. Bazen diyorum, Filiz burada ne kadar çok konuşmuşsun. Veya ya bu görüntüyü niye bu kadar çok vermişsin diyorum. Hani yaptıkça beraber aslında öğreniyoruz. Siz beni uyardığınızda, çünkü ben buna dair çevremden hani geri dönükler de alıyorum. Dikkat ediyorum. Yapmamaya çalışıyorum. Özenli bir şekilde aslında sizlerle birlikte olmaya çalışıyorum. Onu söyleyebilirim. Aslında kanalımın amaçları bu. Umarım anlatabilmişimdir. Bilmiyorum ama zaten videolar geldikçe ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız. Aslında bilmiyordum ben de hani YouTube'da neler oluyor, neler bitiyor, insanlar neler yapıyor. Evlendikten sonra, evde kalınca daha doğrusu takip etme şansım oldu. Ve ben de istedim ki sen gazetecilik mezunusun Filiz. Bir şeyler yapabilirsin, bir şeyler söyleyebilirsin. Anlatacakların elbette ki vardır. Ve açıkçası biraz da şöyle istedim. Bir de benim gözümden bakın hayata. Şimdi sanırım söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü çok uzun bir video olsun istemiyorum. Sıkmak istemem sizleri. Dediğim gibi hadi sen de katıl bize. Beraber hayatı deneyimleyelim.